Beşiktaş Televizyonu'na hoş geldiniz. Vodafone Park'ta Beşiktaş Televizyonu Panoramik Stüdyosu'nda Kaylar'ınla birlikteyiz. Kendisiyle röportaj gerçekleştireceğiz ki bu röportajda da Ali Yazıcıoğlu bizlere eşlik edecek. Hoş geldiniz. Welcome Kyle. Thank you. Burası Dolmabahçe, Beşiktaş tarihi adına çok önemli bir noktada. Bu atmosfer, hemen arkamızdaki bu muhteşem görüntü hakkında ilk sözlerini rica ediyorum kendisinden. Here is Dolmabahçe, which has a very special meaning for us, for our fans. What is your first impression about the stadium, about the place? There's a lot of support and I like that about the club, and then the fans are always behind you, and from the 0 to 90th minute, and that's what motivates players, and I think it motivates me to keep going and then fight for the club. So I think that's very important, and it's like a family. The fans are basically a family and the organization, so I think that's very important for me. Burada tabii taraftarların çok büyük bir destek verdiğini duymuştum, okumuştum. Bununla ilgili bazı şeyler anlatılmıştı. Daha sonra geldim, burada yaşadım. Taraftarların ne kadar önemli olduğunu gördüm. İlk dakikadan son dakikaya kadar gerçekten kayıtsız şartsız bir destek veriyorlar. Oyuncular için çok önemli bir motivasyon bu. Gerçekten burada bir aile ortamı var ve taraftarların da bu aile için ne kadar önemli olduğunu burada görmüş, yaşamış oldum. Şu an dünya tarihi açısından da çok önemli bir şehirde. Asya ve Avrupa'yı birleştiren bir kentte. Şehrin kültürü, bu şehrin dokusuyla ilgili görüşleri var mı kendisinin? Istanbul is a very special place all over the world because it has two parts, Asia and Europe. You got some information about the town, about its history? Yeah, no, I know there's a lot of history here, a lot of culture, and I'm here now, and I want to learn about it, and over the years I'm here, I want to learn about it, and hopefully learn the language, and learn how to speak it one day, and you know, I'm happy to be here, and Istanbul is a very nice city. I haven't been around a whole of Istanbul yet, but hopefully one day I can do it. Tabii şehrin henüz tamamını görmedim ama tarih, kültür bu açıdan ne kadar önemli, ne kadar değerli olduğunu biliyorum. Burada yaşadıkça da öğreneceğim. Hatta belki bir gün dili de öğreneceğim. Eminim ki çok güzel bir şehir. Gördüklerimden bunu görebiliyorum. Burada yaşadıkça da daha fazla keşfetmeye başlayacağım. Şunu rica edeceğim. Özellikle şimdi Orlando'ya baktığımızda Birleşik Devletler'de eğlence ve kültürün özellikle çok üst seviyede yaşandığı bir kenttir. İstanbul'da böyledir. Aslına bakarsak ülkemizin başlıca hem etkinlik anlamında en önemli bir numaralı şehri. İstanbul'da sosyal hayatı için ne düşünüyor? Nasıl bir hayat kendinde kurguluyor? İstanbul is a great social and cultural life, and it's the best town in Turkey in this sense, like Orlando. What do you think about social and cultural life here in Istanbul, in the town? Yeah, obviously I haven't been able to go around and explore that yet, but I wanna do that one day, and hopefully I can, when I'm all settled and have my place, and I can do that with my family too, and when they come down, and but from just seeing from just driving around and then just seeing the culture, and then it's obviously it's different from Orlando, but it's very cultural and a lot of history, so I think that's important. Tabii çok gezemedim ama az önce de söyledim. Keşfettikçe bazı şeyleri göreceğim buraya yerleştikçe. Tabii ki de ailem de gelecek. Onlarla birlikte keşfedeceğiz, gezeceğiz. Orlando ile kıyasladığımda bazı farklılıklar var. Ama tarih anlamında, kültür anlamında tabii ki de çok derin bir şehir burası. Tekrar hoş geldi. Şunu söyleyeyim. Atiba Açınsın, milli takımdan takım arkadaşı, İstanbul'da yaşamaya başlamasıyla birlikte adeta bir Türk gibi oldu. Hatta İşte Atiba il olsun diye mektuplar yazılmıştı geçtiğimiz yıllarda. Şimdi kendisi ailece burada hem Atiba ile de birlikte yaşayacak. Ondan neler öğrendi? Beşiktaş ile ilgili, takım arkadaşları ile ilgili bahsedebilir mi? Atiba has been here for a long time and he got many information about the culture, about social life here in Istanbul and in Turkey. What kind of information you got from Atiba about town, about the club? I know he's been here for a long time. He's a great friend of mine. Knew him for a while now, but obviously Atiba's a family man and a family person and a great role model for the club and for himself. And he just told me I would love it here. Just a very, very nice city and very nice people and a very nice organization. Look after you like your own family. So I think that was the most important thing. Tabii Atiba uzun zamandır burada, benim de çok değer verdiğim bir insan, çok iyi bir arkadaşım. Atiba zaten tam bir aile babası gibi.
Bence kulüp içinde de çok önemli bir rol model haline gelmiş. Burada mutlu olacağımı söyledi bana. Burada bir aile ortamı bulacağımı ve burada gerçekten benimle ilgilenen herkesin bana candan sıcak bir şekilde yaklaşacağını söyledi. Ama eminim daha ondan öğreneceğim çok şey var. Tesislere dönelim. Beşiktaş futbolunun kalbi, Ümraniye tesisleri. Nevzat Emir tesislerinde nasıl bir atmosfer yakaladı? Tesisleri nasıl değerlendirir? Görüşü nasıl? How did you find the training facilities, the atmosphere in facilities? What's your first impression? My first impression was unbelievable. It's very, very nice. I think it's a top level, and I think when you're given that and you have to perform on the field and you have everything there for you, and even the stadium is a very nice stadium and it's very loud, and the facilities are very nice. The pitches, the coaches are very nice too, and then the staff there is very welcoming. Tabii inanılmaz, gerçekten çok güzel. Bütün imkanlar var. Her şey çok üst seviyede. Stadyum da öyle, buradaki atmosfer de mükemmel. Teknik ekibin yaklaşımı, personelin yaklaşımı da gerçekten çok iyi. Bizim için geriye kalan tek şey sahada performansı koymak. Peki sahaya dönüyorum o zaman. Şimdi işin sağ tarafında MLS'te tabii ister istemez daha sertliğin az olduğu bir ligde oynuyordu. Ama Süper Lig'de Türkiye'nin en güçlü hücum hattında sert bir ligde, sert savunmacılarla karşı karşıya gelecek. Bununla ilgili düşüncesini rica ediyorum. When you compare Turkish League with MLS, it's much more aggressive. And you are gonna take an important part in Beşiktaş up front line. What do you want to say about this? Yeah, I think MLS is a very physical league. You know, when I was playing it, it was getting better throughout the years. And I think I watched a lot of games of the Turkish League, and I watched obviously a lot of games of Beşiktaş. And I see it's very physical, very demanding, and I'm ready for that. I'm ready for that. I'm ready for that challenge. I'm motivated to work hard and score goals and learn from the players here. A lot of experienced players, obviously Vagilov, Negredo, Kresma, and Babel, and obviously Atiba there too, Pepe, and you got a lot of players here that I can learn from. Tabii burada farklı bir mücadele düzeyi var. Aslında MLS'te de son birkaç senede o mücadele düzeyi yukarıya çıktı. Benim avantajım, Türkiye Ligi'nden birçok maçı izledim. Beşiktaş'ı çünkü çok yakından takip ettim. Buradaki mücadeleye de hazırım. Motivasyonum oldukça yüksek. Tabii çok çalışmam gerekiyor. Şöyle bir avantajım da var. Burada çok deneyimli oyuncular var. Negredo gibi, Babel gibi, Quaresma gibi. Az önce Atiba'yı da söyledim. Onlardan öğreneceğim çok şey de var. Onlardan öğrendikçe zaten buradaki seviyem de yukarıya doğru çıkacak. Peki stilinde özellikle gol koklayan bir yapısı var. Bu Avrupa kariyerinde nasıl bir konumlandırma sağladı kariyeri için, bize anlatabilir misin? What kind of challenge gives you playing in Europe, playing in a country like Turkey with a team like Beşiktaş as a striker? I think I'll be playing with a top team in Turkey, and then one of the best teams in Europe, and then you're playing with the best players and players that's been at the top of the career, and they've been places where I want to go, and they've been a World Cup, Champions League, and I want to play in those games, and just challenge myself to do that, and I think I can. I think I'm ready. Burada tabii üst seviyede oynayacağım. Türkiye'nin en iyi takımında, Avrupa'nın en iyi takımlarından birinde en iyi oyuncularla birlikte oynayacağım. Bu bahsettiğimiz oyuncuların bazıları en üst seviyede oynamışlar. Dünya kupalarında, Şampiyonlar Ligi'nde kupalar kaldırmışlar. Onlarla oynayacağım ve bunun için de hazırım. Kendimi hazır hissediyorum. Fit bir fiziği var. Bunu neye borçlu? Özel bir programı var mı? Özel metotları var mı? Anlatabilir miyim? You are fit and you are in a good shape. How you achieve it? You do something special? Yeah, obviously I just started training again with the team and for last couple of weeks, and I think I just working every day, working hard every day, and then doing extra after training, and I think I keep doing that, and I find my form, and I get my chance, I score my goals, and once I get one, it keeps coming. Antrenmanlarda çok sıkı bir şekilde çalışıyorum. Takımla şimdi yavaş yavaş adapte olmaya başladım. Ekstra antrenmanlar da yapıyorum her gün. Artık geriye kalan tek şey şans aldığımda gol atmak ve golleri devam ettirmek olacak. Peki bir de bu işin Şampiyonlar Ligi kısmı var. Düşler sahnesidir. Avrupa'nın bir numarasıdır. Ve Şampiyonlar Ligi müziği futbolcuların hayalidir. O hayali şu an hissediyor mu? O müzik sesi Vodafone Park'ta içinde yankılanıyor mu? Every professional footballer is dreaming to hear Champions League anthem. Yeah.
What is the sensation? What is the emotion about that? I think you're just playing at that level, and you're playing with the best teams, against the best teams in Europe, with the best players, and I think as a kid, you watch it growing up, and you hear that song every day, but to be in it, it's exciting, and it's a dream of mine too, and hopefully that can happen one day while I'm here. Tabii o seviyede en iyi oyuncularla, en iyi takımlarla oynuyorsunuz, onlara karşı mücadele ediyorsunuz. Küçükken, çocukken o müziği dinleyerek büyüyorsunuz, o maçları seyrediyorsunuz. Tabii. Gerçekten günün birinde o fırsat gelirse benim için çok büyük bir heyecan olacak. Peki yine Beşiktaş markasına döneceğiz ki Beşiktaş markası artık tüm dünyada ses getiren bir marka. Ve bu uluslararası arenada Larin kendisini nasıl tanımlayacak? Beşiktaş markası ile ilişkisi nasıl değerlendirir? Beşiktaş is a brand which is well known all over the world. Hmm. How would you describe that relationship between Beşiktaş and you and in an international level, in an international football? Obviously, when I was in Orlando, I knew about Beşiktaş, and a lot of people do. I think a lot of people do around the world, and I can tell by social media and how big it is. Obviously, I've come to Beşiktaş videos, and the fan base is very big, and I think one of the best in Europe. So I think Beşiktaş, the club, is a very big club, and I'm happy to be here. Orlando'dan da bunu biliyorum. Orlando'da da gerçekten ciddi bir yankı buldu. Sosyal medyadaki etkisini zaten siz benden daha iyi biliyorsunuz. Özellikle Come to Beşiktaş o çok büyük bir etki yarattı. Taraftan potansiyeli çok yüksek bir kulüp burası. Avrupa'nın en büyüklerinden, en iyilerinden biri. Ve bu da gerçekten heyecanlandırıyor insanı. Sosyal medyada da birçok Beşiktaşlı takipçisi oldu. Onlara bir mesajı olacak mı? Beşiktaş taraftarlarına dönelim yavaş yavaş. You have many followers in social media. Do you have a message for them? I'm ready to get started and hopefully I get on the field and do what I do best, score goals. Artık başlamaya hazırım. Umarım şans geldiğimde gollerimi de sıralayacağım. Peki o goller özellikle Beşiktaş'ın yıldızlarının paslarıyla gelecek. Bir dünya starı var, Ricardo Quaresma ve yine aynı şekilde Hollandalı Ryan Babel, milli takımların önemli oyuncuları ve gol yollarında ise Brezilyalı Wagner Love ve aynı zamanda da İspanyol Negredo ile bir arada olacak. Bu isimler Avrupa'nın en önemli isimleri. Onların yanında olmak heyecan verici mi? How is it being next to players like Ricardo, Ryan, Magna Lava and Álvaro Negredo in Beşiktaş up front line? Oh, it's nice. It's motivating. I mean, you're with them every day and you play with them every day and you're just learning from them. They've been at the top level and all I can do is learn from them and pick their brain about different situation in the game, and they can help me develop while I'm here. And obviously, I played with Kaká too, and that was a great time for me. And he taught me a lot while I was there too. So it's the same thing I can learn. Kaká. Yeah. Tabii ki de çok güzel çünkü onlardan öğreneceğim çok şey var. Bu bahsettiğiniz oyuncular futbolda en üst seviyeyi görmüş oyuncular ve ben inanıyorum ki bana çok büyük bir katkıları, çok büyük yardımları olacak. Ben benzer bir durumu Kaká ile yaşadım ve gerçekten çok şey öğrendim ondan. Burada da inanıyorum ki çok şey öğreneceğim. Beşiktaş maçlarını izlediğinden bahsetmişti. Takımı nasıl değerlendirir? Beşiktaş'ı nasıl gözlemlemiş? Anlatabilir mi bize? You already watched many Beşiktaş games. Yeah. How did you find the team, the way we play, our game philosophy? It's very high tempo and fast attacking players and get up the field quick and then we got a lot of pressing and a lot of playing with the ball and then moving the ball quick. So that's the style I like, and yeah, players who can get you the ball, and I think that's the most important thing. As a striker, you want players that can get you the ball, and Beşiktaş has a lot of it. Çok yüksek tempoda oynayan bir takım Beşiktaş. Çok çabuk hücuma çıkıyoruz, çok baskılı oynuyoruz, çabuk oynamaya çalışıyoruz. Tabii bir forvet oyuncusu olarak bu benim tam da istediğim şey. Benim stilime çok uygun bir oyun tarzı. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle kendisinden bir ricam da olacak. Karşısında kalan kameraya bakarak merhaba Beşiktaş ben geldim sözünü alabilir miyiz? Bunu daha önce birçok kez yaptın Halil abi. Senden rica edeceğim. Türkçe mi yapıyorsun? Evet lütfen Türkçe yapabilirse çok memnun olacağım. Could you please say by looking at the camera merhaba Beşiktaş ben geldim. Merhaba Beşiktaş. Merhaba Beşiktaş. Ben geldim. Ben geldim. Now yes. Try again for the camera. Yes. Merhaba Beşiktaş. What was the second one? Ben geldim. Ben geldim. Yes. Merhaba Beşiktaş ben geldim.
Evet, çok teşekkür ediyoruz kendisine. Larin, thank you very much. Halilab, çok teşekkürler. Rica ederiz. Bizi mutlu ettiniz. İnşallah güzel golleriyle izleyeceğiz kendisini. Hopefully you are going to score many goals for Beşiktaş. Thank you. Evet, Larin'le yaptığımız yayının sonuna geliyoruz değerli Beşiktaş televizyonu izleyenleri. Umarım kendisini güzel golleriyle Vodafone Park'ta ve deplasmanlarda izlemeye devam ederiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.